Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Geek de Göko. Şu anda Final Fantasy 8'in 51. bölümüyle karşınızdayım. Uzun bir ara verdim. Yaklaşık bir aylık bir süre zarfında yoktum ortada. Sebebi yine her yaz olduğu gibi, her yaz dediğim ikinci yaz bu kendi evime çıkışımın. Ailem ziyarete geldi. 3 haftayı aşkın bir süredir bende kalıyorlardı. Bayram için memlekete gittim, döndüm. 10 günlük bir süre zarfında yalnızım. Ondan sonra tekrar gelecekler. Eylül başında gidecekler. Eylül başında da bir arkadaşım bende kalmaya gelecek. Böylelikle muazzam bir süre ortada olmayacaktım. En azından bu 10 günlük süre zarfında ne yapabilirsem kârdır diyerek birkaç yeni bölüm kaydedeyim dedim. En son ne yapmıştık? İkinci diskte yapılabilecek bütün side questleri yapıp artık hikayeye devam edecektik. En son Rinoa Squall'a muazzam bir trip atmıştı. Sebebi de yanlış şarkıyı seçmemizdi. Fisherman's Horizon Festivali'nde. Sonradan hatırladım zaten. Eyes on Me şarkısının jazz tarzında mı çaldırdım? Tam hatırlamıyorum ama yani ne tarzda çaldırdıysam onun tam tersi olması gerekiyormuş. Eğer doğru şarkıyı yani doğru tarzda çaldırırsanız Eyes on Me'yi, Rinoa ile epey güzel bir muhabbet geçiyor Squall'ın arasında. Neyse, nazar boncuğu olsun diyerek devam edelim. Şimdi bir sonraki hedefimiz Balamb Adası'na gitmek. Öyle konuşmuşlardı en son çünkü. Araya epey bir filler diyebileceğimiz bölüm girdi. Aslında filler değil fakat hikayeyi takip edenler için sadece filler bölüm. Ve Odan Eti. Aha! Galbadia Garden, Balamb şehrinin tam kenarına konuşlanmış, havada bekliyor. Anlaşılan onlar da bizim gibi okulu nasıl uçuracaklarını keşfetmişler. Burası da bizim okulun eski yeri. Bir krater şeklinde arz endam ediyor. Bu iyi bir haber değil, dostlar. Onlar da uçmayı keşfettilerse epey kötü bir haber. Peki. Şimdi ilk önce Rinoa'dan Encounter None özelliğini çıkartalım. Artık ihtiyacımız yok. Ve şurada yol yakınken bir save'leyelim. İçeride bizi neyin beklediğini bilmiyoruz çünkü. Diyerek Balamb şehrine bir giriş yapalım bakalım. Umarım yerle yeksan olmamıştır. Hoho! Galbadia arabası bekliyor kapıda. Kötü haber. Evet, sen ne diyorsun? Otel sahibinin karısıymış bu. Bu kasabaya neler oluyor Allah aşkına? Ne zaman içeri girebileceğiz? Bunu olacağını bilseydim kızımı da yanımda getirirdim diyor. Umarım iyidir. Büyük anne umarım ona göz kulak oluyordur. Peki sen ne diyorsun? Sen de otel sahibisin anlaşılan. Günler önce kasabadan dışarı çıkmaya zorlandık. Kızımız hala evde fakat yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Galbadia askerleri her tarafta olduğu için durup bir düşünüyor insan. Acaba Galbadia da büyücünün ellerine mi düştü diye. Evet, insan gerçekten hayret ediyor. Evet, bu kasabayı da özgürleştirmeye gelmiş sevgili Galbadia. Tam bir Amerika gibi davranıyor, dikkatinizi çektiyse. Yo! Burada neler oluyor?
gidip şu Galbadia Peach'i ile konuşalım bakalım. Bu kasaba büyücü Idia'nın kontrolü altında diyor. Giriş yasak çünkü bir araştırma peşindeyiz. Birkaç güne son bulur. Araştırmamızı bitirdikten sonra sizler bir sonraki adımsınız diyor. O yüzden meseleye karışmayın ve olduğunuz yerde durun. Peki. Enteresan. Ne yapacağız peki? Burada tıkılı kaldık. Evet, tetikledik olayı sonunda. Sizler şüpheli görünüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz burada? Galbadia bunun gibi bir kasabayla ne yapıyor diyor Squall. Buranın yerlileri misiniz? Biz değil ama Zell kesinlikle yerlisi. Giremez ya da çıkamazsınız. Anladınız mı? Ha, kimle konuştuğunu sanıyorsun? Ortalığı yine karıştıracak Zell. Şimdi ne olur? yani beni mi döveceksin? Kasaba limitler dışında dedin. Limit eksi sonsuza yaklaşıyor Balam kasabası maalesef. Bir mesajda mı taşıyamayız diyor. Bir mesajımız var. Bu çok kötü çünkü Elon hakkında bilgi sahibiyiz. Evet, Galbadia hatırlarsanız Fisherman's Horizon'a gitmişti Elon için. Kasabayı yakıp yıkmakla tehdit etmişti. Fakat götlerine baka baka geri dönmüşlerdi. Sıra Balam kasabasında demek ki. Yine Elon'u arıyorlar. Hakkında bildiğiniz her şeyi söyleyin bana. Gerçekten kim olduğunu biliyor musunuz? Sayılır. Fakat içeriye girip bir şeyi onaylamamız gerekiyor diyor. Squall, zeki Peach. Herhangi bir bilgi bulursanız diyor, gidip kumandanla konuşun diyor ki kumandan kırmızı olarak işaretlenmiş. Belli ki önemli bir kişi. Otelde kalıyor şu anda. Ödüllendirilirsiniz. Şimdi Şi dediğine göre kumandan hatun bir kişilik. Ödüllendirilirsiniz demesi de aklıma kötü şeyler getiriyor. Evet, selfie alamıyoruz. Quistis ve Irvine 46 level. Aralarında en düşüğü Renoa. Bu partiyle devam edelim o zaman. Evet, Balam kasabasına Squall'ın kıvrak zekası sayesinde giriş yaptık. Evet, bu hatun hiçbir şey demiyor. Şurada bir drone noktası var, Thunder. Kimsenin ihtiyacı yok. Renoa'da olmamasının sebebi büyük bir ihtimalle Thunder'ı yer açmak için başkasına verdim. peki. Oldu. Kumandan bu tip küçük kasabalar hakkında şüpheci yaklaşıyor diyor. Fakat Elon adında bir kızı sadece ismini bilerek nasıl bulabiliriz ki? Eninde sonunda teslim olacak diyor bir diğeri. Büyücü Idia'dan kaçması imkansız gibi bir şey. Ondan sonra Idia'nın istediği dünya başlayacak. Galbadia'nın hakimiyetinde. Keşke biraz daha bilgiye sahip olsaydık diyor kız hakkında. Keşke. Galbadia hakimiyeti. Kulağa süper geliyor. Peki. Şurayla başlayalım araştırmamıza. Ne olup ne bitiyor. Şu kız büyük bir ihtimalle otel sahiplerinin kızı. Artık dayanamıyorum. Böyle bir yaşlı osurun evinde kalırsan dayanamazsın tabii. Sıkıntıdan kendini sikecek noktaya geliyorsun. Ailesi gittiği için eşyalarını topladım ve böylelikle yan evde kalabilecek düzeye geldi. Bazen cümlenin sonunu bağlayamıyorum. Bazen de çok güzel bağlıyorum. Hayat. Balamba ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok.
Eminim ki büyücü ve Galbadia bu kasabayı siklerine bile takmıyor. Diyor kaba bir tabirle. Peki başka bir şey demiyorsun sen. Sen de bir demiyorsun. Ne haliniz varsa görün amına koyayım. Ve Zel'in evine bir yatay geçiş yapalım. Bakalım Zel'in annesi iyi durumda mı? Aa, mutfakta kimse yok. Kötü haber. Çıkabilir miyiz Zel? Hayır. Hala kutsal mabedi olarak görüyor odasını ve kimseyi sokmuyor. Amına koyduğumuz salağa. Aha, Zel'in annesi burada. Zel, kasabaya nasıl girdin Allah aşkına? Beyin gücüyle anne. Squall'ın yaptığını kendine fatura ediyor. Elon hakkında bilgi sahibi olduğumuzu söyledik. Çantada keklikti. Oh be, işim rahatladı diyor anne Dinç. Askerlerden birini döveceğin aklıma gelmişti diyor. Neyse ki öyle bir şey olmamış. Askerler büyücünün bu kasabayı yakıp yıkmakla tehdit ettiğini söylüyorlar. Eğer herhangi bir rahatsızlık olursa. Büyücüydü ya, burada mı? Galbadian ordusuyla beraber beraber kartel yan yana can cana beraber. Almanya'nın caddelerinden al sana haber. Galbadia ordusuyla beraber bir kadın dikkatini çekmiş. Gri saçlı ve aha bir gözünde göz bandı vardı diyor. Fujin elbette ki. Demek buradalar. Bana bırak. O şaklabanlardan kurtulacağız. Evet, Fujin buradaysa Rajin de buradadır. Rajin ve Fujin buradaysa elbette ki Cypher'ın götünün dibinden ayrılmıyorlardı onlar. Squall mantıklı bir soru sordu. Cypher da burada olabilir mi diye. Birkaç güne kadar kasabayı serbest bırakacaklarmış. Yani özgürleştiriyordunuz. Özgürleştirmeye geldiyseniz niye serbest bırakıyorsunuz? Serbest bırakmak tabirini kullanıyorsunuz. Sikikler. Acaba doğru mu bu diyor. Bütün kasaba çok gergin diyor. Yerliler, askerler. Evet, gerçekten de gergin bir hava var. Bize teşekkür etme amına koyayım. Anne Dinç sizi misafir etmiş burada. Zel, eminim ki bütün kasaba sana güveniyor. Fakat gaza gelip şans alma diyor. Ama buruna bir yumruk iyi olabilir. Benim hakkında endişelendiğini düşünüyordum diyor Zel. Hah, bekle. Onlara kim olduklarını göstereceğim diyor. Teşekkürler. Bu zamanda bile maaşımız yatıyor. Çok sağ olun. Öf, tamam. Çocuklardan iyice nefret ettim yaz geldiğinden beri. Sitenin bütün piçleri bizim bloğun önünde oynuyorlar. 6 blok olmasına rağmen sitede sadece benim bloğun önünde oynuyorlar. Bu da benim şansım zar. Ve inanılmaz sinir bozucu sesler çıkartıyorlar. En son tek tek hepsini döveceğim ve rahatlayacağım sanırım. Aha, ne oluyor lan? Bir şeyler oluyor. Burada dikilip durmayın diyor. Eğer bir bildiğiniz varsa gidip otele gidip kumandana rapor verin diyor. Peki. Burası Balan bir istasyonuydu. Hatırlayacağınız üzere. Kimse ses çıkarmıyor. Anlaşıldı efendim. Yemek desteği otele ulaştırılacak. Evet, doğru. Şimdi bizi kandırmaya kalkma. Dinleyin. Efendim.
gözlerinizi açık tuttuğunuzdan emin olun. Diyerek diğerlerinin başı gibi görünen asker ekrandan ayrıldı. Yemek desteği diye isim gelmiyordu. Food Supply'ın Türkçesi aklıma gelmedi. Kasabanın yemek desteğini kesmişler. Fakat hala kasaba sakinlerine yemek getir götür işini yaptırıyorlarmış. Ben de açım biliyor musunuz? Ve yemek taşımak zorundayım. Bu neyin nesi Allah aşkına? Evet, şimdi otele gidip kumandanla konuşmanın vakti geldi sanıyorum. Hemen şuradan yokuştan aşağı ininceydi. O kadar aşinayım ki Final Fantasy 8'in mekanlarına. Sanki gerçekten bir zamanlar orada bulunmuş gibiyim. Belki de bulunmuşumdur. Who knows? Evet, otelin girişi burada. Ne istiyorsunuz? Eğer kumandana bakıyorsanız içeri kimseye sokmamak hakkında kesin emirler verildi bana diyor. Ney? Elon hakkında bilgi mi? Daha fazla söylenti. Eğer onaylamadan içeri sokarsak onları maaşımız kesilir biliyorsun diyor. Evet biliyorum. Bu orduda temel olarak patronun nasıl hissediyorsa ona göre maaş kesintisi yapılıyor sana diyor. Pekala. Yo dinleyin. Bu da şey gibi Breaking Bad'deki Jesse gibi amına koyayım güzel. Her boka yo diyor. Çok gizli bilgilerimiz var diyor. Kumandanı buraya getirin. Pezevenk kumandanı ayağına çağırıyor. Yine ortalığı batırdı Zel. Bizden şüphelendi elemanlar. İlk önce kaptana saygılarınızı sunun diyor. Kaptan şu anda devriyede. Bir de sarı renkli kaptan çıktı başımıza. İlk önce onu görmemiz gerekiyor kumandana gitmeden evvel. Kaptan kesinlikle sizi ödüllendirecektir. Aynı zamanda tam sorumluluk almış durumda. Gidin kaptanı görün diyor. Peki. Zel, kesinlikle muhteşem bir zamanda döndün. Askerler hakkında bir şey yap. Sanki buralar onlarınmış gibi yürüyorlar diyor. Keşke benim kocacığım hala hayatta olsaydı. Kesinlikle günlerine gösterirdi diyor. Peki. Tamam, aynı şeyleri diyeceksin. Bakalım bu ne diyor. Elon hakkında bilgi getirene ödül olduğunu biliyor muydunuz? Herhangi bir bilgi kırıntısı bile iyidir. Kesinlikle çok cömertler değil mi? Bu da kendi evlerini işgal eden düşman kuvvetine sempati besleyen Stockholm sendromlu vatandaş anlaşıldığı üzere. Bunu işte sikerek öldüreceksin. Tam da deniz kıyısına karşı denize nazır döndüreceksin böyle yüzünün denizi. Sikerek öldüreceksin. Evet, şurada 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 iki tane insan var. Yıllardır insan görmemiş insanın ağıtları. Ne de düşünüyorum biliyor musunuz? Bence Elon diye bir kız aslında var olmamış biri. Aslında yok diyor yani. Sadece bir ürünün ülkelere saldırmak için bir bahanesi. Sadece bir yalan diyor. Fakat o büyücü. Neden yalan söylemeye ihtiyacı duysun ki? O anladım. Bu kasaba güvenli çünkü Elon burada olabilir. Peki mantığını sikeyim senin. Fakat yine de eğer onu burada bulamazlarsa bu bir tehdit, tehlike oluşturulmaz mı? Aman tanrım! Timber'a aceleyle gitmem gerekiyor.
Demek ki Timberlı bu hatun. Ana vatanına dönmek istiyor bir an önce. Elon ismini duydunuz mu? Kesinlikle duyduk. Grapevine ne amına koyayım? Üzüm sarmaşığı gibi. He. Yani söylenti bir üzüm sarmaşığı gibi yayılmış ve kendi kulağına kadar gelmiş diyerek bir mantık yürüttüm. Kadının mantığından daha sikik değil en azından. Elon bir gemide olabilir diyor. Buradan ayrılmış olabilir gemisi. Burası küçük bir liman diyor. Küçük bir gemi hiç dikkat çekmeden buradan sıyrılıp gidebilir. Peki. Şurada bir tamirci arkadaşımız var. Zell! Evet. Tam zamanında buradasın. Gidip patronumdan intikam alman gerekiyor. Pardon, patronumun intikamını alman gerekiyor. Şimdi patron genellikle nefret edilen bir figür olduğu için patronumun intikamını alman gerekiyor deyince ilk önce algılayamadım. Galbadiyalılar patronunun kolunu kırmışlar. Ve patronumun tek yaptığı şey bir soru sormaktı diyor. Balamba ne olacağını sordu sadece. Öğrenmek istiyordu. Ho adamım. Keşke senin kadar güçlü olsaydım Zell. İyice götünü kaldırın şunun amına koyayım. Tamam işte budur. Bu arabaya bir bomba kurup... Patronumun bana öğrettiği bu tip yetenekleri... Böyle şeyler için kullanamam diyor. Peki. Anlaşılan mekanikçi bir eleman bu. Pampana haber. Galbadiye bu kasabayı bir ateş denizine çevirmediği için... grateful ne? Amına koyayım. Sürekli unutuyorum kelimeleri. Şükranla dolun diyor. Büyücü İdia bu kasabayı silip süpürecek güce sahip biliyorsunuz değil mi? Tamam bu da aynı şeyi söylüyor. Bazı karakterler kasabadaki bir daha konuşunca farklı şeyler söyleyebiliyorlar. O yüzden herkesle iki kere konuşuyorum. Yapmamız gereken şeyi aşağı yukarı anlamışsınızdır. Kasabadaki herkesle konuşmamız gerekiyor ve eninde sonunda... Niye böyle bir şey yaptım? Eninde sonunda kaptanı ve kumandanı bulmamız gerekiyor. Bütün gün çömelip ipuçlarına baktım diyor. Elon'un zimmet eşyaları. Köpeğin takip edebileceği bir koku ya da başka bir şey. Tamam, peki. Köpecik. Hiçbir şey yapmıyor. Bu köpeği Elon'u bulmak için kullanmam gerektiği söylendi bana. Fakat kokusu olmayınca... What can we do sometimes? Aa, kaptan mı? Evet, az evvel burada balık avlıyordu. Birkaç tane yakaladı ve çok heyecanlandı. Ha, hemen yiyeceğini söyledi. Tamam, kaptanın nerede olabileceğine dair bir ipucu yakaladık. Diyor ki burada balık avladı. Çok heyecanlandı birkaç tane yakalayınca ve hemen yiyeceğini söyledi diyor. Şimdi kasabada biraz beyin fırtınası yapmak gerekiyor burada. Kasabada balığı pişirebileceği neresi var diye soracak olursanız... Aa, arabanın arkasında bir karakter bulduk. Ne haber? yardım etmenin bir yolu var mı size diyor. Kim ya da nesin sen? Anlaşılan bunu bu karakteri hiç göremiyoruz ama anlaşılan yaratık gibi bir şey. Shumi bile olabilir. Şşş! Sesinizi alçaltın adamım. Sadece bir hikaye var burada diyor. Elon. O Galbadia askerlerine bilgi verirseniz hiçbir şey alamayacaksınız diyor. Eğer bir şey bulursanız hemen bana gelin. Galbadiyalılar para ödemeye niyetli değiller. Fakat ben size para öderim diyor. Sözüm sözdür. Pişt. Kaptanın nerede olduğunu biliyor musun? Kumandanı görebilmek için onu bulmamız gerekiyor. Kaptan ne?
Eğer bilmek istiyorsanız size pahalıya patlar. Benim de karnımı doyurmam gerekiyor biliyorsunuz. Hayır, kesinlikle hayır. Sana ödeme yapmayacağım. Evet evet. Cimriyiz, pintiyiz. Ne yaparsın? Şimdi, nerede kalmıştık en son? Heh. Balık pişirebileceği tek bir yer var. O da... Zel Dinç'in evi. Biliyorsunuz anne Dinç oyunun başından beri mutfaktan ayrılmıyor ve elbette ki Balamp kasabasındaki tek mutfak orası değil, tek fırının olduğu yer. Fakat oyun mantığına göre gördüğümüz tek fırın o olduğu için bakın pencereden ve havalandırmadan dumanlar çıkıyor. Zel'in evine gidiyoruz. Evet, ortalığı bir sis kaplamış durumda. Fırın yeni kullanılmış. Henüz bir adam geldi ve mutfağı kullanıp kullanamayacağını sordu bana. Sanırım biraz balık pişirdi. Bütün oda bu tuhaf kokuyla doldu diyor. Balık kokusu da ne pistir amına koyayım. Hiç sevmem. Epey kötü bir balık olmalı böyle bir koku verdiğine göre diyor. Acaba gerçekten yiyecek mi? Adamlarıyla beraber yiyeceğini söyledi. Umarım hiçbir şey olmaz. Bu da amına koyayım düşman askerini düşünüyor. Ay inşallah zehirlenmezler. Sikik ya. Kusura bakma Zel, ikinci defa sikik diyorum annene. Piu! Bu nasıl berbat bir kokudur. Burnumun direği kırıldı amına koyayım diyor. Big Bad Rascal'ın annesi. Big Bad Rascal da şu antin kuntin hareketler yapan geri zekalı çocuk oluyor. Koku bütün deliklerimi kapattı diyor. Oo, bütün deliklerini mi? Allah kahretmesin. Evet, balığı yemişler. Pardon, pişirmişler. Adamlarıyla yiyeceğini söylemiş kaptan. Kaptanın uyku noktası mı? Nereden bilebilirim ki? Sokaklarda yatamaz ve epey yapılı vücuduna bakılacak olursa çatılarda da bulamayacaksınız diyor kendisine. Lan kaptan niye uyuyakalsın amına koyayım? İlk önce kaptanın nerede olduğunu bulmamız gerekiyor. Şimdi daha önceden tren garına gitmiştik biliyorsunuz. Yemek muhabbeti vardı orada. Büyük bir ihtimalle tren garında, tren istasyonunda yemiştir adamlarıyla beraber. Ve görüldüğü üzere kaptan balık hissizleşiyorum giderek diyor. Askerler balıktan zehirlendiler. Tuhaf koktuğunu biliyordum. Kaptan, bunu bize nasıl yaparsın? Bana bakmayın. Önemli görünüşlü bir Galvadia herifi bana geldi ve... Pardon, kendisine gelmedi. Galvadia herifi geldi ve askerlere balık dağıttı diyor. Tamam, senden şüphelenmiyoruz birader. Ne paranoya ettim be. Evet, balıktan zehirlenmiş elemanlar. Ve görünüşe bakılırsa diğer ekrandaki, yani şu ekrandaki iki askerin konuşmalarına bakılırsa kaptan bir yerlerde uyuyor. Kaptanla ne işiniz var? Eğer herhangi yararlı bilgiye sahipseniz gidin kumandanla konuşun. Zaten kumandanla konuşabilmek için kaptanı bulmak istiyoruz amına koyayım. Peki. Bakalım. Bu ibne ne diyecek? Kaptan mı? Belki de liman bölgesine bakmanız gerekiyor. Orada araştırma köpeğinin sürekli havladığını duydum. Köpeği bazen kaptanı bulmak için kullanıyorlarmış. Demek ki kaptan sık sık ortadan kayboluyorsa. Bir daha söyleyin. Neden kaptanı arıyorsunuz ki? Pekala. Anne oğul arasında bir tartışma yaşandı.
sikimin ucunda değil açıkçası. Şimdi balıktan zehirlendi askerler ve köpeği kaptanı bulabilmek için kullanabileceğimiz ipucu verildi bize. Öyle de yapalım bakalım. Aha. Ve köpek havlayarak koşturuverdi. Büyük bir ihtimalle kaptanın olduğu bölgeye gidiyor. Çünkü leş gibi balık kokuyor olmalı şu anda kaptan. Şimdi tek yapmamız gereken köpeği takip etmek. Burayı ilk oynadığımda yaklaşık bir 2-3 saat burada harcamıştım. Ne yapacağımı bilmediğim için. Yine İngilizce kıttığından ölmek üzere olduğum zamanlarda. Ve köpek istasyona girdi. Bakalım ne olacak. Aha! Ve Raijin. Raijin, haydi! Trenden çıkartabildik sonunda. Uyuduğu nokta trenmiş demek. Uyuma noktası. Sleeping spot. Evet, Raijin otele doğru koşturdu. Nereden biliyorum? Çünkü daha önce oynadım. Gördüğünüz üzere otelin kapısı açık. Hey siz! Geri çekilin. Tehlikeli olabilir. Kumandan dedi ve Raijin dışarı tekmelendi. Demek ki kumandan Fujin, kaptan da Raijin. Büyük sürpriz oldu gerçekten. Fujin, sinirini kontrol et. Bana söylediğin gibi devreye geziyordum. Hatta iş başında uyuyan köpeği bile uyandırdım diyor. Vay amcık. Hey, sizler de yardım edin biraz ya. Fujin'e sakinleştirmemiz gerekiyor. Raijin! Woo! Ne yapıyorsunuz burada? Balambı özgürleştirmeye gel. Herkes balambı özgürleştirmeye geliyor amına koyayım. Yanov ekledi cümlesinin sonuna. Raijin'den alışkanlık olarak sonradan düzeltti kendisini. Böyle küçük sürprizler, soslar güzel oluyor tabii. Cypher eğer sizi görürsem sizi sikmemi söyledi dedi. Siz askerler de bana yardımcı olun diyerek ta ilk CD'de o level 6 boss kartlarını toplarken spoiler ibaresi olarak belirttiğim Raijin savaşına girdik. Şimdi bu dövüş pek zor bir dövüş değil. İlk önce askerlerden kurtulalım. Draw olarak nesi var Raijin'in? Hiçbir boku yok. İşimize yarayan. Dümdüz saldıralım o zaman. Lionheart'ı bir kez daha göstermiş olayım. Gayet epik bir silah. Fakat defansı kuvvetli gördüğünüz üzere Raijin'in. Tam bir hayvan ya. Evet, pek görmeye alışkın olmadığımız insan bosslardan biri. İlk CD'de sahte, fake Galbadia başkanı ve Cypher ile büyücü Idea ile dövüşmüştük insan boss olarak. Hoho, güzel vurdu, güzel. Ve ikinci CD'de de Raijin ile karşılaşıyoruz. Hoppa. Çok geçmeden aşağı inecektir Raijin diye umut ediyorum. Genellikle burada tek bir GF kullanarak işini bitiriyordum. Bu arkadaşa karşı eğer GF kullanacaksanız kesinlikle Quetzalcoatl'u kullanmayın. Çünkü yıldırım saldırına karşı defansı o kadar yüksek ki absorbe ediyor. Yani iyileştiriyorsunuz yıldırım saldırısı yaparsanız. Quetzalcoatl'da yıldırım elementi GF olduğu için. Strength up aldık. Güzel.
ve 12 AP alarak Brothers Defend özelliğini öğrendi. Oh yeah! Kumandan da sikilecek. Evet, otele daldık. Sıra kumandanda, yani Fujin'de. Eşyalarını topla ve Balamp'tan siktir ol git. Raijin! Ne, amına koyayım ya. Raijin imha mı edildi diyesim geliyor. Neyse. Raijin yenildi mi? Evet. Kesinlikle bebek. Cypher ve büyücü nerede? Hepiniz aşağı gideceksiniz. Zell, sakin ol. Fujin, güneşe bakılırsa tek başınasın. Hala dövüşmeye istekli misin? Sinir! diyerek, yalnız değil diyerek Raijin de ortama dalıyor. Büyük dönüş biliyorsun. Aslına bakarsan çok daha iyi hissediyorum diyor. Hatta yenilmez hissediyorum. Senin yendiğimizi sanıyordum. Diyerek hiç ara vermeden ikinci boss savaşı başlıyor. Bu sefer hem Fujin hem Raijin'le karşılaşıyoruz. Şimdi hiçbir şey yapmadan önce ciddileşmenin zamanı diyerek girdi olaya. Fujin'den Pandemona adında yeni bir GF'i draw ediyoruz. Shiva ve Brothers'la GF'lerle dalalım bakalım. Lan! Çünkü oldukça yüksek HP'leri, her ne kadar çok tehlikeli olmasalar da yine de uzun sürür. Sürür. Epic fail üzerine epic fail yapıyorum ya. Haydi Shiva, haydi Shiva. Yüzümü kara çıkartma Shiva. Götünü yediğim. Vay amına koyayım. 120 ile kala kaldık. Neyse. Hohoho! 6000 zarar verdik Raijin'e. Brothers'ı kullanalım. Güzel. Güzel bir giriş yaptık. Hay senin ananı avradını sikeyim ya. Böyle bir şey olamaz ya. Siktir git amına koyayım. Al işte, sik kadar zarar verdi ya. Evet. Şansımızı ifritle deneyelim. Güzel. 146. Çok güzel. Woohoo! Raijin bu sefer hakikaten yenildi. Üzgünüm Fujin. Beni yendiler. Elon ver. Sikimde söylerim. Evet, sadece Fujin'le baş başa kaldığımız için tek bir atakla öldü bile. Evet, bu da böyle bir boss savaşıydı. Oo, Combat King adlı derginin ikinci sayısını aldık ve Mega Elixir aldık. 20 AP aldık. Leviathan Auto Potion özelliğini öğrendi. Ve Pandemona GF'ini de alarak kısa günün kârı diyelim. Güzel. Siz ikiniz büyücüden mi emir alıyorsunuz? Negatif. Robot gibi konuşuyor. Amına soktum. Büyücünün bizimle hiçbir ilgisi yok. Sadece kendi başımıza hareket ediyoruz. Kendi planınız mı? Hmm,
Cypher'ın tarafındayız. Size kalmış tabii ama bence yeter artık. Bu bir iç okul çatışması değil. Artık geriye dönemeyiz. Cypher'ın birçok takipçisi var fakat bizler sadece onun tek arkadaşlarıyız. Bir pozuz biz. Galbadiye askerleri Cypher'ı sadece büyücüden korktukları için dinliyorlar. Biz olmasak Cypher'ın korkulacak bir yanı kalmaz. Eğer o kadar arkasında duruyorsanız herifin, Cypher'a bu anlamsızlığa bir son vermesini söyleyin. Bizler satılmış kimseler değiliz, diyor Raijin. Bütün buraya kadar Cypher'ın arkasında durduk. Pekala, anlaşıldı. Garden'la ilgili hiçbir isteğiniz yok, öyle mi, diyor. Şu andan itibaren artık kendimizi tutmayacağız. Sanırım böyle işliyor, diye içinden geçiriyor Squall. Yoldaşlık böyle bir şey demek ki. Gitmelerine izin mi vereceksin Squall? Artık konuşmak istemiyorum, diyor Raijin. Acı veriyor. Kaç! Diyerek Fujin ve Raijin, sadık fakat aptal köpekler, sahneden çıktılar. Üzgün hissediyorum. Dost ya da düşman. Her şey koşulludur gibi bir şey söyledi sanırım. Bizler böyle yetiştik. Özel bir şey değil, diyor. Özel bir şey değil mi? Bu doğru mu? O zaman bu hissettiğim de neyin nesi? Ergenliğe giriyorsun o. Let's go! Ve Balam kasabasını düşman işgalinden kurtarmamızın yıl dönümü... Nereye gideceğiz diye soruyor Quistis. Oo, selfie. Dinlenmiş demek ki. Selam. Bir sonraki durağımıza karar verdiniz mi, diyor selfie. Hala düşünüyoruz. Trabia Garden'a gidebilir miyiz? Trabia Garden biliyorsunuz Selfie'nin transfer olduğu okul, esas okulu yani. Ve dünyadaki bu Garden'ların üçüncüsü, biliyorsunuz Balam Garden ve Galbadia Garden sürekli ekran başında oluyor. Trabia Garden biraz daha onlardan pasif, biraz daha barışçıl, böyle et diye süt diye pek karışmayan bir okul. Dağların arasında olduğu için büyücü belki de rahat bırakır orayı, diyor. Füzeler tarafından imha edildiğini düşünüyordum, diyor. Hay, anladım. Bu yüzden gitmek istiyor. Peki, aklımızda tutarız. Bir şey değil, selfie. Evet, bir sonraki durağımız Trabia Garden. Ne diyorsun Quistis? Selfie. Neşeli görünmek için epey bir uğraşıyor. Zoo motherfucker! Trabia Garden tabii ki. Fakat önce bu büyük quest'i bitirdiğimize göre bir save'leyip dinlenmenin vakti gelmiş demektir. Büyücü Sid'le gerçekten kapışmak istiyordum. Ha, kart oyununda. Anladım. Niye 29'duk? Niye 29'a düştük? Niye 30 olduk amına koyayım? Hiçbir fikrim yok. Tamamen kafasına göre davranıyor ya. Elbette ki seylemek için yurtlara döneceğiz. Dormitory'ye döneceğiz.
Ve yine o çocuk. Oo, 45 dakika olmuş bu arada. Evet, güzel bir dönüş bölümü oldu. Hikayeye tam gaz devam ediyoruz. Balam kasabasını Galbadia tehdidinden kurtardık. En azından şimdilik. Ve bir sonraki durağımız Selfie'nin ana vatanı. Okuduğu okul olan, eski okulu olan Trabia Garden. Biliyorsunuz Galvadia füze yollayarak imha etmişti. Ya da biz öyle düşünüyoruz. Evet. Burada save'leyerek bölümü kapatıyoruz. Ben Geek de Gecko. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.